yeni olaylar karşısında şaşkınlığa uğruyoruz. Şaşkınlığa uğradığımız zaman bilgi kaynaklarını zorluyoruz. Bu bilgi kaynaklarının bir kısmını anlamak daha zor çünkü bunlar bilimsel makaleler, araştırmalar vesaire. Bir kısmı ise daha güzel. Çünkü onlar komplo teorileri. Komplo teorileri çok zevkliler. İşte iki tane aile var Amerika'da Rothschild ve Rockefeller'lar. Dünyada ne kötülük varsa kesin bunların başına alttan çıkıyor. Bir kısmı onların başına altından çıkıyor da bir. Ben her şeyi e, bilemem. Araştırmıyorum o kadar. Ama bu virüs meselesinin doğal olduğu. Zaten e, aşağı yukarı her 15 yılda bir yeni bir virüs mutasyonuna karşılaştığımız. 100 yıldır bununla uğraştığımız. İspanyol gribinde milyonlarca kayıp verdiğimiz bir gerçek. Bu virüsle ilgili yapılan bütün araştırmalarda bunun doğal bir gelişim olduğunu gösteriyor. Zaten bu konularda yıllarda da uyarı var. Şimdi bu komplo teorisinin en sevdiği şey. Bu uyarıları yıllardır yapanlara... İşte onlar bunu planladılar demek. Yani zavallı bilim insanları işte Bilges e, şey gibi, fonu gibi çeşitli fondan destek araştırmalar yapıyorlar ve uyarıyorlar biz diyorlar ki ya arkadaş bir gün bir virüs saldıracak bize tekrar mutait olacak. Bu virüsün öldürme ihtimali yüksek olabilir, yayılma ihtimali yüksek olabilir. E, Kuluçka süresi yüksek olduğu için sinsice yayılabilir. Bir sürü senaryolar geliştiriyorlar. Bunları konferanslarda paylaşıyorlar. <laughs> Devlete bu konuda yazılar yazıyorlar. Sadece böyle, bu arada bilim insanları değil, Amerika'da CIA'de bu konuda çalışıyor, FBI'de bu konuda çalışıyor. Sürekli araştırma yapıyorlar. Dünyada da öyle. Hatta ülkemizin de Sağlık Bakanlığı'nın gayet güzel bir e, pandemi raporu var. Bir pandemi durumunda ne yapacağız diye daha yeni güncellenmiş 2018'de. 2006'dan beri yazılan bir e, yazı bu. Ve uyarılar da bulunuyorlar. Bu uyarılara e, uyup uymamak da işte o ülkelerin, o devletlerin koronavirüs karşısındaki e, gücünü, tepkisini ortaya koyuyor. İşte görüyoruz ki Çin gibi, Güney Kore gibi, Singapur gibi bu işte ciddi alan ülkeler daha iyi hazırlanmışlar. Amerika dahil Batı toplumun çok büyük bölümü hazırlıklı değil. İşte bizim hazırlıkta belki ortalarda bir yerlerde. Ama bunu komplolarla açıklamak daha güzel. İşte bu virüs bir biyolojik silah. Birileri geliştirdi. Önce Çin'e saldı. Niye Çin'i yok edeceklerdi? Şimdi bu durum öyle değil. Çin bu işten sağlam çıkıyor. Hatta bütün araştırmalar Çin'in bu işten güçlenerek çıkacağını ortaya koyuyor. ABD dağılıyor. Hop komplo teorileri değişiyor bu sefer. ABD bir rol yapıyor. ABD'de aslında ölenler yok. Zaten bütün araştırmalar tek üniversiteden geliyor John Hoskins diye. Bu yüzden bir sürü yerde araştırma var. Yani Bütün bu süreçte Bill Gates de en böyle e, merkezdeki insan. Niye? Çünkü Bill Gates yıllardır, 10 yılı uzun bir süredir bu konuda insanları uyarıyor. Ve diyor ki bir gün böyle bir virüs saldırısı olacak. Hazır değiliz. Ebola'da ve SARS'da bunu ucuz atlattık. H1, H1, H1N1'de. Niye? Çünkü çabuk öldü virüsler ama bir gün daha dayanıklı, daha güçlü bir virüs çıkabilir. Ve bu sinsizce yayılarak çok ciddi ölümlere yol açabilir. Tarih çünkü bu tip örneklerde dolu. Gates bunu yıllardır söylüyor. Açıkça söylüyor. TED konferanslarda söylüyor. Yani bir komplo kuruyor olsa muhtemelen başka bir plan olurdu. Ama bizim komplo teoriciler bu açıkça söylenen şeyleri alıp Bill Gates'in aslında bu virüsün tasarımcısı, yaratıcısı olduğunu Birilerinin onun kulağına bir şeyler fısıldadığını falan iddia ediyorlar. Yani hakikaten akıl tutulmasının seviyesi başka bir yerlere gelmiş durumda. Bill Gates'e bayılmam bu arada yani. Hani Microsoft'un ürünlerine de bayılmam. PowerPoint'ı hayatımıza sokup da ömrümüzün yarısını sunum hazırlamakla geçirdiğimiz için de kendisine pek duacı değilim. Artı iş hayatı yaklaşımında şimdi bir hani emekli olduktan sonra bir fon yarattıktan sonra biraz daha melek rolüne büründüyse de iş hayatında gayet şeytani davrandığını işte Apple'ın fikirlerini çaldığını, Steve Jobs'un tekerleşme konusunda çok çaba sarf ettiğini falan da düşünürüm. Yani bir o da bir iş insanı, iş insanlarının da doğasını bu var. Fakat işte çoğu iş insanı gibi o da emekle yaklaştıkça biraz daha hayır işlerine verdi kendini. Ve hakikaten özellikle Afrika'da pek çok hastalığın yenilmesine aktif rolü oldu. işte tuvaletler, pratik tuvaletler tasarladı orası için, onları ürettirdi, dağıttı temiz su kaynaklarına ulaşımını basitleştirdi. Bununla ilgili Netflix'te güzel bir belgesel var. Bir bilgisayla ilgili izleyebilirsiniz. Gayet açıklıyordur durumu ne olduğunu. Korona ile ilgili de e, yıllardır yapılan yaptığı uyarıları kimse dinlemedi. Hala da uyarıyor. Diyor ki e, 4-5 hafta bir dünyayı tamamen kapatmazsak, e, bir küresel lockdown yapmazsak biz bunu durduramayız. E, bir de riski var hastalık mutayet edip daha da tehlikeli hale gelebilir. 4-5 hafta duralım diyor. Bunun için de işte fakir fukarayı nasıl yardım edeceğiz konusunda da projeler geliştirmeye çalışıyor. Komplo teorileri diyor ki işte adam dünyayı durdurup sinsice ele geçirecek. Ama bir yandan da şöyle bir şey yapıyor. Şu anda koronavirüs üzerinde 7 ciddi aşı var. Yani bu tabi Rusya'nın falan açıkladıklarını da bir kenara eklersek belki daha da fazla ama daha ciddi arkasında bilimsel tezi, paper'ı ortada gidişatını izleyebildiğimiz 7 aşı var şu anda. Bu aşılar geliştirmeye devam ediliyor. Biliyorsunuz uzun bir test süreci var bunun. İşte farelerde deneniyor, ilk insanda deneniyor vesaire. Geç diyor ki bu aşılar diyor hangisinin çalıştığını ispatladıktan sonra bunun üretimi için tesis kurmakla da vakit kaybedeceğiz. Ben bunun için bu 7 aşı için birden tesis kurmaya karar verdim üretim tesisi ee, ve buna ciddi bir fon ayırıyorum. Biliyorum ki bu 7 aşının 5 tanesi 6 tanesi yanlış aşılar olacak. Onlara ayırdığımız para da boşa gitmiş olacak ama olsun. Bu sayede dünyadaki aşı ekonomisinden trilyonlarca doları e, kur, e, aşının yaratacağı veya çok affedersiniz Aşısızlığın yaratacağı, bu hastalığın yayılmasının yaratacağı trilyonlarca dolar zararı engelleyebiliriz diyor. Hop bunu biz söylüyoruz. Komple teoriler hemen devreye giriyorlar. Diyorlar ki işte aşıyı geliştirecek, oradan da para kazanacak. Oysa aşı dünyanın en karsız işidir aslında. Yani e, ilaç daha karlı bir iş bakın. Aşı değil. Çünkü daha evvel bu sars ve ebola'da da yaşandı. aşıyı geliştirene kadar hastalık ortadan kayboldu. Bir yet şu anda iki riski birden göze alıyor. Hem yedi aşının zaten 4-5'i e, anlamsız olacaklar. E, ona giden para boşa gidecek. İkincisi e, belki hastalık o zamana kadar doğal olarak ortadan kalkacak. Çünkü en yakın ihtimalle bile bir, bir yıl var gerçek bir aşının piyasa çıkmasına Ve daha belki örneklerde bu tip hastalıkların kendi kendine işte vücuda mutate olarak insan vücuduyla uyumlu yaşamaya başlar. Çünkü aslında bizi öldürmek istemiyor. Çünkü biz önce kendisi de ölüyor. O yüzden mutasyon geçirip uyum sağlıkları görüldü. Bu koronavirüs biraz fazla sağlam bir virüs pek bu yeni virüsten bahsediyorum. Covid-19'dan pek muhteşem olmadığı için kadar ama göreceğiz belki olur. O yüzden aşının gereksiz hale gelme ihtimali var. İşte bu sürü e, bağışıklığı teorisi doğruysa zaten 12-16 ay, içerisinde dünyanın çok ciddi bir bölümü bunu atlatmış olacak bunun virüsü vücuda alıp atlatmış olacak. Onlar da doğal bağışıklık kazanacaklar. O yüzden aşıyı geliştirmenin ekonomik faydası biraz tartışmalı. O yüzden aşı firmaları zaten bu tip işlere genelde çekingen bakarlar. E, aşı geliştirmeyi sevmezler. İlaç geliştirmek daha güzel, daha pratik. E, ama Gates bunu gözle alıyor. Ve bunu tamamen kendi e, bağış bağışıyla yapıyor. Yani buradan bir ticari beklentisi de yok. E, bu fabrikaları kurup devlete teslim etmek istiyor. E, buradan üretilecek aşılarına para kazanmayacak. Ama Bill Gates e, şeytan. Bizim bu... E, işte acayip acayip komplo teorilerini arka arkaya insanlar melekler. Ona inanıp inanmamak artık size kalmış. Bill de savunacak bir durumda değilim yani. Demin değil de bayılacak, bayıldığım bir insan değil bir söz ama bu kazandığı parayı en azından hayırlı işler için kullandığını düşünüyorum. O yıllardır bizi uyarıyor. Şimdi çözümler getirmeye çalışıyor. Yani bu adama da komplo teorisi demek ve zaten bilimsel olarak olacağı kesin olan bir şeyin ya bakın bu biliyordu zaten demek. Oysa öngörüyü yani İstanbul'da deprem olacak işte bunu deprem gerçekleştirdiğine bir gün olduğunda Allah korusun en sonu olacak deprem profesörlerine şey mi diyeceğiz bunlar komplo teorisi onlar söylediler mi diyeceğiz ya yani çok acayip ya neyse pazar günü ben böyle bir eğlendim bu konuya sizler de paylaşın dedim sevgiyle kalın kalın. komplo teorisi kalın lütfen bilimden kopmayın